Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, tecrid Sarih, Sahih Bukhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1031 e, ve bu hadis-i şerifi bakın an Ebi Sa'id Sa'id el-Hudri radıyallahu anh o naklediyor. Kale dedi ki in gitti neferun bir nefer bir e, grup nefer 30 kişilik bir e, birlik manasında daha çok. Min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup sefere gittiler. Fi sefretin bir sefere saferuha. Evet saferuha gittikleri o seferde hatta yani işte sefere devam ettiler. Hatta nezelu e, nezelu indiler konakladılar ala hayyin bir kabileye min ahya'il Arap. Arap kabilelerinden bir kabileye vardılar, işte konakladılar. Festedafuhum <fessizlik> ve onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Yani e, misafir kabul etmelerini, e, konuk olarak kabul etmelerini istediler. Fe ebev en yudayifuhum. Ancak o kabile onları konuk etmekten imtina etti. Bu ebev karşı çıkmak, kabul etmemek. En yudayyufuhum onları konuk etmeyi kabul etmediler. Fe ludiga ve çok geçmedi. Bakın burada f fe, atıf f'si olarak düşünebiliriz. Hemen peşinden ludiga. Ludiga akrep sokması için kullanılıyor. Lü veya yılan sokması için. Ludiga akrep soktu. Bakın meçhul kullanıyor bu fiil. Ludiga. E, soktu e, veya akrep tarafından ısırıldı sokuldu Seyidu zalikel hay bu kabilenin e, beyi Seyyid ne efendisi beyi akrep tarafından sokuldu. Fesaav lehu bi kulli şeyin. Ve ne yaptılar? Saav koşturdular onun için bi kulli şeyin her şeyi her şeyle her şeyle koşturdular. Yani çaresini bulmaya çabaladılar. La yenfauhu şeyun. Ancak hiçbir şey ona fayda vermedi. Fekale ba'duhum içlerinden bazıları dedi ki yani o kabileden lev eteytum gitseydiniz haula'ir rahat şu gruba ellezine nezelu yani konaklamış olan şu gruba e, konaklamışlar ama misafir etmemişler. Bakın rahat ile nefer burada eş anlamlı gibi oldu. Rahat hani e, bir grup insan kümesi. Evet o gelenlere gitseniz belki laallehu belki en yekune olur ne olur en yekune inde him onların bazısı yanında ve onlardan birinin yanında şeyun yani bir çare. Buradaki şeyun bakın bir çare demek. Belki onlarda bir çözüm vardır, bir ilaç vardır veya bir çare vardır. Hani onlara gitseydiniz ya dediler. فَأَتَوْهُمْ Ve böylece onlara vardılar. Yani o sahabe grubuna vardılar. فَقَالُوا Dediler ki ya اَيُّهَا rahtu, Ey kervan, ey grup, ey kalabalık İnne seyyidena Efendimiz Ludiga akrep soktu Efendimiz'i وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ Biz onun için her türlü çabayı gösterdik. لَا يَنْفَعُهُ ancak fayda vermedi. Fehel inde ahadim minkum min şeyin. Yani içinizden birinin yanında bir bir şey var mı? Yani bir çözüm, bir çare, bir ilaç var mı? Dediler. Fekale ba'duhum ve onlardan biri veya bir kısmı Naam evet vallahi inni Bakın burada bunu söyleyen Ebu Said el Hudri deniyor. Evet o demiş ki vallahi inni ben le arqi yani rukye yaparım. Rukye yani dua ile hastaya okumak, şifa dilemek yani. Evet, dua okuyarak şifa dilerim dedim. Velakin ancak vallahi lekat istadafnakum biz sizden bizi misafir etmenizi istedik. Felem tudayifuna siz bize misafir kabul etmediniz. Siz bizi konuk etmediniz. Fema ene bir lekum ben size rukye yapmam. Yani dua okumam, hatta tec'alu lena cu'len. Yani bizim için bir cu'ul. Buradaki cu'ul bedel. Yani bir ücret. Ya yani ben dua okurum ama siz de buna karşılık bir ücret vereceksiniz dedi. Niçin? Çünkü siz bizi misafir etmediniz. Fesalehuhum ve onlarla anlaştılar. Ala qati'in minel ganemi. Yani e, koyundan bir sürü, katı neydi? Sürü. Koyundan bir sürü e, karşılığında anlaştılar. Fentalaka <laughs> vardı. Kim? Hani bu yapacak olan Ebu Said el-Hudri vardı. <laughs> Yetfilu aleyhi. Yetfilu normalde tükürmek demek. Fakat burada tükürmek değil de üflemeyi anlayacağız. Yani ona okuyup üflemeye başladı. Yetfilu. Ve yekra'u ve okuyordu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani Fatiha'yı okudu. Feke ennema nuşita min ikalin. Ee, i̇kal nedir? Bir hayvanın bağlandığı şey. Feke ennema sanki o nuşita hareketlendi. Yani e, serbest kaldı. Hayvanın bağlandığı şeyden sanki serbest kaldı. Ee, yani iyileşti. E, Fentalaka yemşi hani bağlandığı bir şeyden serbest kalmak iyileşmeyi anlatıyor. Fentalaka yemşi ve ma bihi kalebetun ve yürümeye başladı. Yani yürüyüp gitmeye başladı ve ma bihi kalebetun. Yani onda herhangi bir et ağrı, sızı, değil mi? kalmadı. Kale dedi ki fe evfevhum Onlara ücretlerini tam verin dedi. Burada evfevhum tam verin yani. Cüle az önce geçti neydi? Ücret demek. Elledi salahuhum aleyhi. Yani üzerinde anlaştıkları ücreti tam verin. Fekale ba'duhum onlardan bazıları yani sahabeden bazıları eksimu bunu taksim edin dediler. Fakalelzi raka fakat rukye yapan yani o duayı yakan sahabe dedi ki la tefalu yapmayın yani şimdi dağıtmayın hatta etiyen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e varalım. Fe lehu ve ona anlatalım. Ellezî kâne olan biteni yani. Fe mâ ye'muruna. Bakalım bize ne emredecek. Fe kadimû geldiler alâ rasulilla sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Fe ve ona anlattılar. Fe buyurdu ki ve mâ yudrike e, <laughs> neha yani onun rukya olduğunu yani hastalara okunacağını nereden biliyordun yani bunu sana kim söyledi kim öğretti dedi yani buna iltifat etti o sahabeye sonra kale buyurdu ki kat asaptun isabet ettiniz yani doğru yaptınız eksimu onu dağıtın vadribu li maakum sehmen yani bana da Burada ne? pay demek. Bana da bir pay ayırın. Bakın vadribu ayırmak demek. Bana da bir pay ayırın. Feddahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Efendimiz e, bu hadise için güldü e, diyor. Evet burada e, bakın Kur'an okuyup da dua okuyup da ücret alınır mı? Bununla ilgili e, Hanefi fukahasının bunun işte caiz olmadığını ancak İmam Şafii'nin ve Medine ehlinin buna cevaz verdiğini anlatmış. Burada Hanefilerin buna neden cevaz vermediklerine dair bakın delilleri getiriyor uzunca. Delilleri getiriyor. Yani hadis-i şerifler getiriyor. Ve bunu fıkhi olarak burada detaylı bir şekilde ele almış. Sonra kendisi yani Kamil Miras merhum. O da e, işte bu konudaki tavsiyelerini yani ücret alınmaması konusunda tavsiyelerini dile getirmiş. O yüzden uzunca bir e, şerhi var e, bu hadis-i şerifin. Fakat biz e, bu kısmı e, geçiyoruz. E, ve e, 1032. Evet bu hadis-i şerifte de an İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan nakledilmiş radıyallahu anhıma. قال dedi ki neha nehyetti ennebi sallallahu aleyhi ve sellem an asbil fahli. asbil fahl e, yani e, işte erkek hayvanı dişiye çektirme e, bundan bunun parasından nehyetti evet burada e, bakın asbil fahl e, erkek hayvanı işte çiftleştirmek için dişiye çektirme ve bunun karşılığında alınan para bu parayı yasakladı diyor bununla ilgili de bakın e, detaylı bir şerh vermiş. Yani bunun işte rivayetleri e, ve yine işte bu tür şeylerden alınan ücretlerle ilgili ve konuyu burada e, bitiriyor. Gelecek bölümde diğer e, kısımla iki e, kitap kitap bakın bu Buhari diğer kısımla yani Kitabul Havale ile inşallah e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.